Daldaki son yaprak olur, hüzün düşer bakışına, aşk bırakır ellerini, kimse yetmez feryadına yar. Aşk ateşi yakar dilin, tutuşur kolun kanadın, bir avuç küldür bedenin, sözün geçmez fermanına yar. Kolay değil sen anlayan, dermanı dertte ararlar. Aşkımız bir çift kanatta, Tahir'i Zühre'den sorarlar. Kolay değil sen anlayan, dermanı dertte ararlar. Aşkımız bir çift kanatta, Tahir'i Zühre'den sorarlar. Tahir'i Zühre'den sorarlar. Müsait bir yerde ineceğim. Söylememeliydim. Belki hissettiklerim bana kalmalıydı. Ama artık susmak istemiyorum. Bu canımı daha çok acıtıyor. Bak Pınar, sen hiçbir erkeğin kolay kolay hayır diyemeyeceği bir kadınsın. Güzelsin, akıllısın. Bu çarkın içinde kimseye minnet etmeden ayaklarımın üstünde duracak kadar güçlüsün. Ama sana göre değilim. Beklediğin şeyleri veremem Pınar. Üzülürsün. Bunu bilerek yapma. Yine de elimde olmadan üzerim seni. Ya her şeye rağmen denemek istersen? Gelecek için hayaller kurmayı bırakalı çok uzun zaman oldu Sedat. Senden vaatler istemiyorum. Sadece bize bir şans ver. Gittiği yere kadar yaşarız. Bu kadar basit değil işte. En azından böyle yaşamak bana göre değil. Bu yüzden diğerlerinden farklısın ya. Seni yerinde başka bir erkek olsaydı hiç düşünmeden kabul ederdi. Sorumluluk yok. Verilecek sözler yok. Sevgi de yok. Haklısın. Sanırım bazı şeyler eğer karşılığı yoksa olduğu gibi kalmalı. Hiç söylenmemiş gibi. Artık eve dönebilir miyiz? Tabii. Balıklar taze mi usta? Mehmet, oğlum! Ne haber baba? Aslanım benim, koçum benim. Zayıflamışsın. Birkaç kilo verdim. Çok özlemişim. Ne zaman geldin? Birkaç gün oluyor. Daha babana yeni geliyorsun. Yapma baba ya. Anca toparladım kendimi. Arkadaşları bile yeni yeni görüyorum. Neyse geldin ya, buna da şükür. Birer çay içeriz değil mi şöyle bir bol karşılıklı? Tamam. Mustafa sen idare ediver. Merak etme abi. Gözün aydın Vedat abi. Eyvallah eyvallah. Yeğenim iki çay da bize ver. Olur abi.
Anlat bakalım, nasıl geçti askerlik? Geçti işte baba, sayılı gün. Bir bakıyorsun bitmiş. Sen neler yapıyorsun, işler nasıl? Soğuklar canımızı okudu, balık azaldı. İşler iyi değil. Yine de Allah'a çok şükür. Evdekiler ne yapıyor? Ne yapsınlar? Herkes kendi havasında. Ablam çalışıyor. Annem bildiğin gibi. Ha, asıl bomba haber. Mine okulu bırakmış. Bırakmış mı? Evet. Geçen seneden beri okula gitmiyormuş. Ablam da bir arkadaşına rastlayınca öğrendi. Hanımefendi manken olacakmış. Sonunda kızı da kendine benzetti ha. Olacağı buydu. Kimseye bir şey olduğu yok baba. Mine'yi biliyorsun. Her zaman gözü yükseklerdeydi. Onun umrunda bile değil. Annem desen o da kızlara zengin birer koca bulup evlendirme derdinde. Okul falan palavra. Kocadan gün yüzü göremedi. Şimdi damatlardan medet umuyor. Belki benim veremediğim şaşalı hayatı ona damatları verir. Annemi biliyorsun baba. Huylu huyundan vazgeçmez. O huyu zaten bizi bu hale getirdi ya. Hepimiz darmadağın olduk. Hiç yetinmesini bilmedi. Hep fazlasını istedi. Daha fazlasını istedi. Bunda ne kötülük var baba? Herkes daha güzel bir yaşam ister. Benimle evlenirken ne olduğumu biliyordu. Ona şaşalı bir hayat vaat etmedim ki. Ama olması için de hiçbir çaba sarf etmedin. Doğru. Bütün suç bende. Baba, ben öyle demek istemedim. Ben ne demek istediğini çok iyi anladım oğlum. İnşallah sizler benim yapamadığımı yapar, daha iyi yerlere gelirsiniz. Ben de gurur duyarım. Haber Yücel abi. Ne olsun be Sedat, uğraşıyoruz. Yücel abi, görüşürüz ben. Tamam, görüşürüz. Leyla, merhaba. Merhaba. Bugün işten erken çıkmışsın. İzin aldım. Sen cumartesileri çalışıyor muydun? Hayır. İyi, ben sinemaya gidelim diyecektim. Buluşamayanlar için çok güzel film diyorlar. Yarın bir işin yoksa tabii. Beni sinemaya davet ediyorsun. Evet. Neden kız arkadaşın değil de ben? Ne? Neden kız arkadaşın değil de ben diyorum. Bu soğukta sahilde dolaşmaktan daha iyidir. Leyla, dur açıklayabilirim. Bırakır mısın kolumu? Bak düşündüğün gibi değil. Bir şey düşündüğüm yok ki. Kimle birlikte olursan ol, beni ilgilendirmez. Bak Leyla, ben kimseyle birlikte değilim. Çeker misin elini? Beni dinler misin Leyla? Bırak beni! Vallahi böyle kısmet zor bulunur abla. İnan kızım olsa ben kaçırmayacağım. Onun için aklını başına toplasın, kabul etsin şu çocuğu. Ah Ayşe nerede? Ben de istemez miyim olsun? Ama Nuh diyor, peygamber demiyor. Bu gidişle bu kız evde kalacak. Kadın dün yine aradı. İlla bir gidip görelim diyor. Bu gece tekrar bir konuş bakalım. Söyleyeyim ama hiç umudum yok. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Biz de şimdi senden bahsediyorduk. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Nasılsın Ayşe abla? İyilik be güzelim. Uğraşıyoruz işte. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Hadi abla ben de gideyim artık. Tamam canım. Şu işi de mutlaka hallet. Bakacağız. Hadi güle güle. Allah'a ısmarladık. Ayşe abla gitti mi? Gitti kızım. Ne var senin? Yüzün sapsarı. Mine'nin okuluna gittim. Kaydı silinmiş. Okulla ilişiği kesilmiş. Yapacak bir şey yok diyorlar. Ne yapalım be kızım? Ucunda ölüm yok ya. Belki de böylesi daha hayırlı. Bunun hayrı mı kalmış? Hayatını mahvetti. Onca emek, onca fedakarlık. Hepsi boşa gitti. Niçin çabaladım ben? Kimin için hayatımı erteledim? Geriye dönüp baktığımda bunu da kendim için yaptım dediğim tek bir şey bile yok. Bundan sonra yaparsın kızım. Çok geç anne.
İşi vardı, görecektiniz. Öyle bir umurunda ki. Yoksa niye o kadar sinirlensin? Bir şey hissetmese insan lafını eder mi hiç? Ha Tahir? Senin Zühre de böyle kıskançlıklar yapıyor mu? Ha? Öfkeleniyor mu? Bilirsin. Öfkesi olmayanın sevdası da olmazmış. Leyla, kızım iyi misin? Ben iyiyim anneciğim, merak etme. Söylemesi kolay. Gözümün önünde hayatını mahvediyorsun. Halbuki şu inadını bir bıraksan. Ayşe'nin bahsettiği şu çocuğa bir evet desen. Anne sana inanamıyorum ya. Söylediğim onca şeyden sonra çıkardığın sonuç bu mu? Hep kendin için bir şeyler yapmadığını söyleyen sensin. Bak sen de her genç kız gibi bir yuva kurmak istiyorsun. Ama bunca yıl bizim yüzümüzden evlenmek istemedin. Anne ben koca meraklısı değilim. Bak. Yıllar geçiyor kızım. Hem böyle iyi bir kısmet her zaman çıkmaz. Gel gör şu çocuğu. Bak beğenmezsen tamam. Ama hiç görmeden de geri çevirmek olmaz. Hayır anne istemiyorum. Neden? Başka biri mi var? Başkasına mı ilgi duyuyorsun? Hayır tabii ki başka biri yok. O zaman beyaz atlı prensi mi bekliyorsun? Belki prensin budur kızım. Anne lütfen artık kapatalım bu konuyu. İstemiyorum işte o kadar. Tamam, burada bekliyorum. Gerek yok, sen git. Sabah görüşürüz. Tamam, nasıl istersen görüşürüz. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim kızım. İyi, gördün işte. Okulu bırakmışsın. Niye böyle bir şey yaptın kızım? O özendiğin renkli hayatlara ulaşmak bu kadar kolay mı sanıyorsun? Harcanırsın evladım. Niye hayatını mahvediyorsun? Ne için? Bana hesap mı soruyorsun? Evi terk ederken bir kelime bile söylemeyen sen açıklama mı bekliyorsun? Ben sizi terk etmedim. Sadece evden ayrıldım. Bunun nedeni de anneniz. Sizler benim evlatlarımsınız. Her zaman yanınızda olmak istedim. Ama anneniz bana karşı hep doldurdu sizi. Seni hiçbir zaman suçlamadım. Bence evi terk etmek hayatında yaptığın en doğru şeydi. Annemle sen o kadar farklısınız ki. Aslında bunu çok daha önce görmeliydin. O zaman bu düşmanlığın neden kızım? Neden beni görmek bile istemiyorsun? Paylaşacağımız ne kaldı baba? Mehmet seni görmeye geliyor. Onunla ne konuşuyorsunuz? Hatır sormalar bittikten sonra ne anlatıyorsunuz birbirinize? Biz çok önceden koptuk baba. Sen kendi hayatını yaşıyorsun. Bizse kendimize bir hayat kurmak için mücadele ediyoruz. İşte tek ortak noktamız bu. Ne
Hanımlar, evin erkeği geldi. Hoş geldin oğlum. Ne haber anne? İşte. Bak sen, adam olmuş da eve elinde poşetlerle geliyor. Babama uğradım. Balık yolladı. Biraz da yeşillik aldım. Anne! Anne sakin ol, ne yapıyorsun? Sen hangi cüretle o balıkları bu eve sokuyorsun? Anne saçmaladın. Canım balık istiyor, tamam mı? İster babam vermiş, ister çarşıdan almışım. Umrumda değil. Ben hayatta olduğum sürece bu adamın bir lokması boğazından geçmeyecek. Anlaşıldı mı? Ne? Şimdi suç bende mi oldu yani? Siz hepiniz kafayı yemişsiniz kızım. Doğru konuş. Yalan mı? Döndüğümden beri huzurlu bir gün geçirmedim şu evde. Her gün bağırış çağırış. Kavga çıkaracak yer arıyorsunuz. Babam balık göndermişse ne olmuş? Yıllarca ekmeğini yemedik mi? Sen de birazcık gurur olsaydı o adamı görmeye bile gitmezdin. Sende ve kızlarında yeterince o gurur var anne. Bırak aileden birisi de gurursuz olsun. Gördün değil mi? Yine doldurmuş çocuğu. Kim bilir yine neler söyledi. Bir poşet balık göndermekle babalık yaptığını sanıyor. Sanki çok kolaydı. Bu ev nasıl dönüyor? Nasıl geçiniyorsunuz diye bir gün sordu mu? O ancak çekip gitmesini bildi. Çünkü kaçmak daha kolay. Bugün konuştuklarımız umarım seni kırmamıştır Pınar. Neden? Gerçekleri söylediğin için mi? Hayır, kırılmadım. Haklıydın, yürümez. Biz istesek de geçmişin buna izin vermez. Sen sadece bunu hatırlamamı sağladın. Sen çok özel bir kadınsın Pınar. Umarım bir gün bunun değerini bilen bir erkek çıkar karşına. Anneciğim görüyorsun değil mi? Yapılan son güzellik yarışmasında şike var diye ortalığı ayağa kaldıran güzel var ya. Evet. Fiyatı artmış. Bir defile için 5 milyar alıyormuş. Artık böyle kızım. İyi kötü bir olayla gündeme geldin mi şöhretsin. Mine. Az gelsene. Neyiniz var abla, neler oluyor? Yaşadığımız sorunların senin için bir önemi olduğunu zannetmiyorum Mine Hanım. Bugün okuluna gittim. Boşuna gitmişsin abla. Yapılacak bir şey yok. Bunun için elinden geleni yapmışsın. Devamsızlıklar, alttan ders bırakmalar. Abla ne duymak istiyorsun? Pişman olduğumu mu söyleyeyim? Ama değilim. Mehmet. Sonra görüşürüz. Tamam. Ne haber abi? Ne oğlum ışıklık lan? Nereye gidiyorsun ha? Sana ne oğlum? Çapkınlığa mı gidiyorsun? Senin de diline düştük ya, yandık ha. Yürü oğlum, bizimkiler görsün seni. Saçmalama, bırak ya. Şşş, laga luga yapma, çarparım ha. Madara oldum bir kere, hayatta bırakma. Yürü hadi, yürü, yürü. Çek çek aynı taşlar ha. Mantar gibi çekiyorsun da ondan. Ama gene de Allah çektirmesin. Başlatma mantarından. Beyler! Bakın size kimi getirdim. Vay 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 vay. Bu ne olabilir şıklık mi babacığım? Tabii. Abimiz çapkınlığa gidiyor. Koçum benim be, yakışır. Paraları buldun tabii, ye bakalım. Niye bize haber vermedin? Kızın başka arkadaşı falan yok mu? Git işine be. İki arada bir derede ne zaman buldun sen sevgili? Herkes sen mi lan uyuşuk mantar? Hadi ben gidiyorum ya. Git git. Yengeyi fazla bekletme. Hadi. Pınar, müsait misin? Gel Salih abi. İçerisi nasıl? Müşteri var mı? Dün geceden daha kötü. Bir iki masa dolu.
Hadi ya. Ne olacak bu böyle? Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Sonrası Allah kerim. Abla, seni üzdüğümü biliyorum. Ama ne olur kabul etmeye çalış. Okul faslı benim için bitti. Hem kendin de durmuşsun zaten, yapılacak bir şey yok. Şu an için evet. Ama bu iş daha bitmedi. Okulla ilgili af çıkar çıkmaz devam edeceksin derslerine. Abla, bu neyi değiştirecek? Okulu bitirince çok daha yerlerde falan olacağımı mı düşünüyorsun? Benim tek düşündüğüm eğitimini bitirmen. Okul bittikten sonra iş bulursun ya da bulamazsın. Bu o kadar önemli değil. Ama kendin için, bizim için bir şeyler yapmanı istiyorum. Cahilce hatalar yapmaman için o okulu bitirmeni istiyorum. Anladın mı beni? Hepiniz benden bir şeyler istiyorsunuz. Benim ne istediğimin hiçbir önemi yok, öyle değil mi? Benim ne düşündüğüm umurunuzda bile değil. Yanılıyorsun yine. Hayır, yanılmıyorum. Sen, annem, Mehmet, hatta babam bile. Evet, babam bile. Bugün iş çıkışı karşıma çıkmış, bana okula niye gitmediğimin hesabını soruyor rezil herif. Hangi yüzle, ne cesaretle? Doğru konuş babam için. Ya, şimdi onu bana karşı savunuyorsun öyle mi? Hı. Tabii ki savunursun. Çünkü sen de onun gibi düşünüyorsun. Ama unuttuğum bir şey var abla. Bizi terk edip giderken ona bunun hesabını sormadı. Susmasana, yalan mı? Bana gelince herkes aslan kesiliyor nedense. Hiçbir şey unutmuş değilim Mine. O da bizim gibi senin bu yaptığın karşısında şok yaşamıştır. Hiçbir zaman beni anlamadınız abla. Hiçbir zaman! Bırak şarkı söylemeyi de gel otur şu masaya, iki laf edelim güzelim. Amma uzattın be güzelim. Kime bu naz? Biz buraya seni dinlemeye değil, gönlümüzü eğlendirmeye geldik. Yader, ayıp oluyor ama. Bırakın hanımefendi de şarkısını söylesin. Ne karışıyorsun sen? He? Ağzını topla yoksa toplamasını bilirim. Vay be! Dünkü velede bak. Bize racon kesersin ha? Sen kimsin de bize hesap soruyorsun ha? Beyler! Kartırım sizi. Dayı mısın? Gel lan! Dayı mısın? Bırak! 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 Bırakın! Atın şunları dışarı. Allah Allah! Bunun hesabını sorarım. Bırak! 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 Şşş! Alo! Adam mısınız siz? Tamam kardeşim, defol git. Belanı burada arama. Sen kim oluyorsun? Buradan kovuyorsun. Gitmiyorum işte, ne yapacaksın? Ne yapacaksın he? Şimdi geberteceğim, elimde kalacaksın. Defol git şuradan. Allah'ıma deşerim alayınıza. Şşş. Herifler. Tamam çocuklar, o yabancı değil. Tamam Mehmet. Sakin ol oğlum. Benim Serhat abim. Erkekler tek tek... Tamam çocuklar, ben ilgilenirim. Hadi yürü, seni eve götüreyim. Hadi. Ya bıraksanız abi, deşeyim şunların alayını be. Uzatma oğlum. Hadi yürü arabaya, hadi. Yetti artık be. Yetti. Nedir bu ya?
İçmesini bilmeyen manyaklarla uğraşmaktan yoruldum artık. Tamam abla, zaten adamı dışarı çıkarttılar, yok bir şey. Ne yok, ne yok? Doğru düzgün bir adam gelmeyecek mi şu mekana? Herifler ağzıyla içmiyorlar ki. Ben çıkıyorum. Salih abiye söylersin. Abla, bu akşam için başka kimse yok. Gözünü seveyim. Bana yeter artık. Abla, abla ne olur. Program bitti mi Pınar Hanım? Bitti. Nerede bu Sedat ya? Az önce buradaydı. İçeriden çıkartılan sarhoş genci götürdü. Allah kahretsin. Git taksi çağır şuradan bana. Hemen çağırıyorum Pınar Hanım. Merak etme. O kadar da çıkmamış göbeğim. Manken olmak için çok ideal. Alay etme abla. Söyle bakalım. Bir yıldır okula gitmediğine göre sabah okula diye çıkıp nereye gidiyordun? Hani o part time çalıştığım iş var ya. İşte orada tam gün çalışıyordum. Ne diyeyim ben sana? Söyle bana, ne diyeyim? Rahatını mı? Abi bırak. Atacağım olayını ya. Tamam. Bu ne ya? Bu Mehmet'in sesi. Mehmet, abi, Leyla, ya. Mine bir bakın şuna. Yapma oğlum, tamam. Sakin abi ol. Benim gibi adama yapılır mı bu be? Hadi bağır, herkes uyanacak hadi. Uyansın abicim, uyansın ya. Bu abi sorulmayacak mı abi? Sorulmayacak mı? Ya oğlum tabii sorulacak, tamam. Sakin ol. Mehmet, bu ne hal? Aman abla ya, başlama sen de yine ya. Ne varmış ki halimde? Biraz içmiş, merak etmeyin, iyi. Ne birazı ya? Bu resmen küfelik. Şşş, konuşma kızım, konuşma. Sus be, sus. Gir içeri çabuk. Konu komşuya rezil olduk. Ya ne var bunda be abla be? Bak Sedat abi, bu ablam var ya, benim ablam. Benim ablam dünyanın en güzel ablası ha. En iyi ablası. Gir içeri dedim sana Mine, al şunu içeri ya. Hadi. Sedat abi, ben seni hadi çok Mehmet. Seviyorum ben. Ben de seni seviyorum. Hadi. Abla. Hadi. Sen de Sedat hadi. Abimi sev. Sedat abimi sev, tamam mı? Tamam, Mine alsana hadi, içeri şunu. Hadi, hadi Mehmet, hadi. Nerede buldun Sedat bunu? Nasıl gelmiş bu hale? Müşteri beklerken gördüm. Bu halde eve gelemez diye getireyim dedim. Ne konuşuyor hala bu zibi değil? Girse ya artık içeri. Ah. Şuraya bak be. Dünyanın en güzel kadını işte bu be. Hadi oradan rezil herif. Haline bak. Götür şunu odasına yatsın. Tamam. Hadi yürü yürü. Zahmet oldu, sağ ol. Leyla, sana söylemek istediğim bir şey var. Konuşulacak bir şey yok Sedat. Hem bana hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ya bir dinle Allah aşkına. Daha ne söyleyeceğimi bile bilmiyorsun. Bilmek de istemiyorum zaten. İyi geceler. Ne istiyor o Sedat senden? Bir şey istemiyor anne. Bana bak. Aklını başına topla kızım. Mahallede dolaşan dedikoduları duyuyorum. Bu Sedat'ın sende gözü var. Aman anne, saçmalama Allah aşkına. Az olan konuşuyor işte. Ben anlamam kızım. Sen o taksici bozuntusuna kalmadın. Duydun mu beni? Leyla, sana söylemek istediğim bir şey var. Konuşulacak bir şey yok Sedat. Hem bana hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ya bir dinle Allah aşkına. Daha ne söyleyeceğimi bile bilmiyorsun. Bilmek de istemiyorum zaten. İyi geceler. Bana bak. Aklını başına topla kızım. Mahallede dolaşan dedikoduları duyuyorum. Bu Sedat'ın sende gözü var. Aman anne, saçmalama Allah aşkına. Az olan konuşuyor işte. Ben anlamam kızım. Sen o taksici bozuntusuna kalmadın. Duydun mu beni?
Nereye gideceğini söylemedim anne. Yok kızım, işi varmış galiba. Böyle sorumsuzca hareket etmesinden nefret ediyorum. Bugün hafta sonu. Evde oturup yardım edeceğine bir an evvel kaçmaya bakıyor. Bırakın kızı ya. Bu kadar üzerine gitmeyin. Tabii bırakalım da o da beyimiz gibi sabahlara kadar içip içip sarhoş gelsin eve. Ne ilgisi var ya? Biraz eğlendik, ne var bunda? Önce para kazan, sonra eğlenirsin. Hem sen söylesene bakayım, bu eğlenecek parayı nereden buldun? Çalışıyorum, tamam mı? Leyla kızım, bırak da kahvaltısını etsin çocuk. Anne bir saniye ya. Ne işiymiş bu? İş işte. Cep telefonu mu aldın kendine? Ha Kemal söyle. Cep telefonu. Alo oğlum neredesin ya? Turan abi bekliyor. Hadi oğlum hemen gitmeliyiz, çabuk ol. Tamam, hemen geliyorum. Kahvenin orada buluşuruz. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Sana diyorum. İşe abla, para kazanmaya. Tamam mı? Bu çocuk bir gün elimde kalacak anne. Yemin ederim elimde kalacak ya. Yavrum bak, kendin de söylüyorsun. O daha çocuk. Düzelecek, biraz zaman ver. Ah anne ah. Keşke senin kadar ben de rahat olabilsem. Rahatlık değil kızım. Benim demek istediğim, kendini bu kadar harap etme. Hem sen şimdi onu boş ver. Gelsinler mi Adviye Hanımlar? Kim Adviye Hanımlar? Niçin gelecekler? Aman be kızım, konuşmuştuk ya. Oğulları için görmeye geleceklerdi. Sen de bir gör şu çocuğu. Anne, karnıma ağrılar giriyor. Hani kapatmıştık bu konuyu ya. Kızım, inan bu senin için çok iyi bir kısmet. Geri çevirmek olmaz. Eğer kabul edersen bir daha bu konuyu açmayacaksın, tamam mı? Söz. İyi, söyle gelsinler. Hemen Ayşe ablanı arayayım. Öğleden sonra buyursunlar. Tebrikler, 7 haftalık hamilesiniz. Sürekli gittiğiniz bir doktorunuz var mı? Çünkü bu aşamadan sonra bebeğin gelişimi için anne ve doktor ilişkisi çok önemli. Ben bebeği aldırmak istiyorum. Bunun için bana yardımcı olur musunuz? Anlıyorum. Tabii ki size yardımcı olurum. Bu konuda bebeğin babasıyla hemfikirsiniz sanırım. Evet. Aslında biz hekimlerin görevi her canlının yaşaması yönündedir. Üstelik siz ilk defa anne olacaksınız sanırım. Bu fırsatı değerlendirmelisiniz. Ancak bu yine de sizin bileceğiniz bir şey. Benim tavsiyem birkaç gün daha düşünmeniz. Henüz erken. Eğer hala kararlıysanız o zaman tekrar konuşuruz. Size yeni bir iş vereceğim çocuklar. Ne de olsa artık benim adamlarım sayılırsınız. Sizi kollamak benim görevim. Eksik olma abi, sağ ol. Geçen işte gösterdiğiniz cesareti, delikanlılığı bu işte de istiyorum. Merak etme abi, bizden yana şüphen olmasın. Biliyorsunuz, bazı iş yerlerinin rahat çalışabilmesi için onlara yardımcı oluyoruz. Tabii bu işin karşılığında ufak bir meblağ alacağımız oluyor. Nişantaşı'nda yeni açılan bir mağaza bu meblağ işinde biraz pürüz çıkardı. Hani diyorum bir görünseniz, benden selam söyleseniz. Gözün arkada kalmasın abi, selamın yerine ulaşacak. Güzel. Hıdır abiniz size adresi verecek. Kalem. Şunu da alın. Yanınızda bulunsun. Belki lazım olur. Hadi bakalım, göreyim sizi. Patron. Ben de gitse miydim? Ameliyatı çok özledim. Biraz sabret Hıdır. Sen daha büyük operasyonlara lazımsın. Teşekkürler, iyi günler. Bugün saatler geçmek bilmedi. Hafta sonu oldu mu böyle. Akşam eve gittiğimde her yerim ağrıyor. Mine. Mine.
Sen beni dinlemiyor musun? Mine. Ha? Ne dedin? Duymadım. Oo, ben de laf anlatıyorum. Neyin var kızım senin? Şu 10 gündür bir tuhafsın. Hasta falan mısın yoksa? Yok ya. Ablam okula gitmediğimi öğrenmiş. Evde terör estirip duruyor. Ne yapacaksın peki? Hiçbir şey yapmayacağım. Her şey eskisi gibi devam edecek. Onlara da söyledim. Zirvede bir manken olacağım. Ve bunun içine ne gerekiyorsa yapacağım. Pardon, bakar mısınız? Geliyorum. Dünyanın en güzel annesine. Saçmalama Umut. Ne işin var burada? Dün akşamdan beri kafam allak bullak. Ne olur beni anlamaya çalış. Seni seviyorum ve kaybetmek istemiyorum. Eğer hemen buradan gitmezsen beni buradan kovacaklar. Ve ben işimi kaybedeceğim. Bu umurumda bile değil. Hem ben senin çalışmanı istemiyorum. Evlenince buna gerek kalmayacak. Ne evlenmesi ya? Evlilikten söz eden kim? Aynı şeyleri bir daha konuşmayalım Umut. Evlilik falan yok. Çocuk da yok. Buna sadece sen karar veremezsin. O çocuk benim de çocuğum. Artık çok geç. Doktorla konuştum. Bu iş en kısa zamanda bitecek. Çocuğu aldıracağım. Buna izin vermem. Gerekirse ailenle konuşacağım. Onlara her şeyi anlatacağım. Sakın bunu yapayım deme Umut. Beni bununla tehdit etme. Bu ne senin için ne de benim için hiç iyi olmaz, anladın mı beni? Serhat, sen kapıyı kontrol et. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Mekanın sahibiyle görüşecektim. Benim ne istiyorsunuz? Ufak bir alacak verecek işi vardı. Duran abinin selamlarını getirdik. Sanırım emanette bazı problemler yaşanmış. Nesiniz siz be? Dağ başım burası. Bir lira araç vermiyorum. Gidin patronunuza söyleyin. Aa, bak güzel kardeşim. Tatsızlık olsun istemiyoruz. Bu alemde Duran abiye yamuk olmaz. Sonra çok üzülürsün. Ne diyorsun sen be? 4 tane zibidi karşıma geçmiş, benden zorla para mı alacaksın? Sen ya? Kime zibidi diyorsun? Taş! Sakin ol oğlum. Sakin ol. Anlaşılan amcam bu işlerin böyle yürüdüğünden habersiz. Biz kendisini güzellikle ikaz ettik. Hadi oradan be. Sizin gibi ciğeri 10 para etmez adamlardan mı korkacağım? Defolun gidin dükkanımdan. Mehmet! Seninle efendice konuştuk, dinlemedin. Gebert seni, geberteyim mi he? Tamam. Ne istiyorsan al. Ver oğlum, ver. Bunlar yetmez. İlla sıkayım mı? Tamam. Bankaya gidecek olanları da ver. Çabuk. Hadi yürü Mehmet. Daha sonra ara beni. Aferin. Sizden hiç umudum yoktu. Korkup kaçacağınızı sanmıştım. Biz verdiğimiz sözü her zaman yerine getiririz. Güzel. Hep böyle olun. Nasıl? Adam canınızı sıkacak bir şey yaptı mı? Yapar gibi oldu ama ikna ettik. Bundan sonra ödemeleri hiç aksatmayacağına eminiz. Hadi bakalım. Göreceğiz. Sağ ol abi. Bundan böyle bu ekibin başı sensin Mehmet. Bu yolda aynen devam et. Siz üçünüz. Eğer Mehmet'le çalışmak istiyorsanız devam edersiniz. Yok hayır derseniz de siz bilirsiniz. Mehmet ne söylerse söylesin, ben söylemişim demektir. Hadi şimdi gidin. Patron. Ameliyat için biraz daha malzeme lazım. Ne kadar lazımsa al. Sağ ol patron. Benim ne işim var bunların içinde ya? Leyla. Kızım hadi seni. Giyinmedin mi hala? Gel bir bakayım. Neyine bakacaksın anne?
Vallahi zaten sinirden zor duruyorum. Çeker giderim şimdi. Aa, ne dedim ben şimdi canım? Gayet güzel olmuş işte. Nesi var? Uf, niye senin aklına uyup bunlara kalkıştım ki? Yapma benim güzel kızım. İnan çok güzel olmuşsun. Adviye hanımlar neredeyse gelirler. Her şey hazır mı? Bak kızım. Hemen olmaz diye kestirip atma. Önce bir çocuğu iyice gör. Bak ailesinin durumları çok iyi. Kaç tane evleri var. Maşallah çocuk da iyi. Sen karar vermekte acele etme yeter. Tamam mı? Ben keke bakayım. Allah, sen bu kıza yardımcı ol. Bu çocuğu beğensin, tamam desin. Ne olur ya Rabbim. Baba, kırmızı beş, bu iş bu kadar beyler. Öğrenin de gelin beyler, akşama tatlılar gelsin haş. Nene sayın buraya takılıyor. Burada abi, bakın okey oynuyor, sırtı dönük olan. Hadi bakalım. Mehmet sayın sen misin? Evet, buyurun ne vardı? Hakkında şikayet var. Bizimle karakola geleceksin. Şikayet mi? İyi de kim şikayet etmiş? Ben onu bilmem kardeşim. Ben bir şey yapmadım ki. Bunu karakolda anlatırsın. Hadi gidelim. Bir saniye memur bey. Mehmet, ne oldu koçum? Bilmiyorum Sedat abi. Sen bizimkilere haber verir misin? Tamam, merak etme. Ben de birazdan orada olurum. Ya. Hacer abla çay? Yok kızım, ne çayı? Misafirler gelince beraber içeriz. Bu kadar heyecan yapma Hacer abla. Gelirler şimdi. Leyla, geldiler. Koş kızım, koş kapıyı aç. Tamam anne, panik yapma.